Gündelik gerçeklerin altında evren hakkında bildiklerimizin çoğunun yanlış olduğu nefes kesici bir dünya yatıyor. Fizikçi ve çok satan kitapların yazarı Brian Greene sizi insan olmanın kurallarını esneten bir yolculuğa çıkarıyor. Neden olayların sondan başa gerçekleştiğini görmüyoruz? Fizik kurallarına göre böyle bir şey mümkün. Evvel zaman içinde. Bu sihirli cümle her güzel hikayenin başında tekrarlanır. Peki zamanın hikayesi nedir? İnsanlar zaman uçup gidiyor der. Vakit nakittir der. Zaman harcarız. Zaman öldürürüz. Zamandan tasarruf ederiz. Peki aslında zaman hakkında ne biliyoruz? Zaman bir nehir gibidir. Sürekli olarak bir andan diğerine doğru akıyor gibidir. Ve zamanın akışı tek yönlüymüş gibi görünür. Sadece geleceğe doğrudur. İşte bu doğru olmayabilir. Peki zaman kadar derin ve anlaşılması güç bir gizemi nasıl çözebiliriz? Bunu yapmanın yollarından biri zamanı ölçmektir. Bunun için binlerce yıldır pek çok farklı şekilde, boyutta ve türde saatler kullanarak zamanı giderek artan bir doğrulukla ölçmeyi başardık. Kullandığımız ilk saatin günde bir kere tik tak yaptığını söyleyebilirim. Dünyanın dönüşü. Dünyamızın kendi ekseni etrafında sürekli dönmesinden güneşin etrafında dönmesine kadar. Dünyanın tahmin edilebilir ve tutarlı hareketini zamanı ölçmek için hep kullanmışızdır. Her zaman sürekli tekrar eden şeyleri buluruz. Bu tekrar, bu döngüler saati oluşturur. Zaman tekrar eden bir sürece dönüşür. Dünyanın güneş etrafındaki hareketini güneş saatiyle ölçüp günü saatlere böldük. Dünya günde bir tur döner ve günlerin geçişini güneşin doğuşuna ve batışına bakarak anlarız. Fakat zamanın ne olduğunu gerçekten öğrenmek için gitmemiz gereken yer, Colorado'daki Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü'dür. Bu Amerika'nın resmi saatidir. Zamanı buradan daha doğru ölçen bir... Fakat saatlerimiz zamanı ne kadar doğru gösterirse göstersin, zaman gizemini korumaya devam ediyor. Saatler bize saatin kaç olduğunu gösterebilir ama zamanın ne olduğunu söyleyemez. Bu ölçtüğümüz şey nedir acaba? Tren yolculuğunun ilk dönemlerinde zaman ilginç bir sorun olmaya başladı. O dönemde kasabalar saatlerini günün belli bir zamanına göre ayarlıyorlardı. Öğlene, yani güneşin aşağı yukarı tam tepede olduğu zamana göre. Başka bir şehirde saatin kaç olduğuysa o kadar önemli değildi. İşi daha da karmaşıklaştıran etkenlerden biri de trenlerin hep yola çıktıkları yerin zamanına göre hareket etmeleriydi. Yani Paris'ten Cenevre'ye gidiyor olsaydım yol boyunca Paris zamanına göre hareket ediyor olacaktım. Ters yönde, yani Cenevre'den Paris'e gidiyor olsaydım bu sefer Cenevre saatine göre hareket edecektim. Tren hatlarının sayısı arttıkça farklı zaman dilimlerinin sayısı da arttı. Bu iş kabus gibi bir kafa karışıklığı yaratmaya başladı. Uzak yerlerdeki saatleri birbiriyle uyumlu hale getirmek ciddi bir sorun olmaya başlamıştı. Özellikle de iki şehir birbirine tek hatla bağlıysa. Zamanın modern öyküsü şöyle başlıyor. Eş zamanlı saatlere duyulan ihtiyaç ciddi bir ihtiyaç halini alırken Albert Einstein adındaki genç bir fizikçi İsviçre'nin Bern şehrindeki patent bürosunda işe girdi. Böylece dönemin en büyük icatlarına ilk elden şahitlik etme fırsatı yakaladı. Alınan patentler telgraf sinyalleri üzerinden veya radyo dalgalarını kullanarak zamanı senkronize etmenin yeni ve heyecan verici yöntemlerini gösteriyordu.
Zamanın senkronizasyonu, tanımı ve ölçümüyle ilgili her şey Einstein için bir anda önemli ve heyecan verici bir konu haline geldi. Einstein ayrıca zamanın doğasıyla ilgili radikal fikirleriyle dünyayı sarsacaktı. Bu mekanik aletler ona hiç beklemediği bir ilham vermişti. Einstein, saatleri eş zamanlı hale getirmek için gösterilen bu çabaların yaratıcı icraatlardan çok daha fazlası olduğunu fark etti. Hepsinin zamanın kendisini kavrayışımızla ilgili derin bir çatlağı ortaya çıkardığını fark etti. Pek çok kişi zamanı son derece basit ve düz olarak düşünür. Zaman herkes ve her yer için aynıdır. Bu ortak akıl resmi modern fiziğin babası olan Isaac Newton tarafından çizilmiştir. Zaman geçip gider. Bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey yoktur. Newton'un çizdiği zaman resmi mantıklıymış gibi görünüyor. Ama Einstein bunun doğru olmadığını fark etti. Zamanın farklı hızlarda akabileceğini keşfetti. Kulağa ne kadar garip gelse de benim zamanımla sizin zamanınız farklı olabilir. Einstein'ın keşfi Newton'un gerçek algısını yerle bir etti. Einstein, zamanın bütün evreni tanımlayan bir etiket olmadığını, farklı şekillerde algılanabileceğini söyledi. Einstein bize herkesin kendi zamanının olabileceği, zamanın kişiye özel bir hızla akabildiği çok daha zengin bir resim çizdi. Evrensel bir tiktak anlamına gelen bir zaman yoktu. Zamanlar vardı. Einstein bu şaşırtıcı buluşu uzayla zaman arasında gizli bir bağlantıyı ortaya çıkardıktan sonra yaptı. Einstein uzayda hareketle zamanın geçişi arasında çok temel bir ilişki olduğunu keşfetti. Kabaca anlatmak gerekirse, biri ne kadar fazlaysa diğeri o kadar azdır. Bunun nasıl olduğunu anlamak için küçük bir yolculuk yapalım. Şu anda kuzey yönünde saatte 100 kilometre hızla ilerliyorum. Bu, tüm hareketimin kuzey yönünde olduğu anlamına geliyor. Şimdi farklı bir yola sapalım ve kuzeybatı yönünde ilerleyelim. Hala saatte 100 kilometre hızla ilerliyorum ama kuzey yönündeki hareketim bir dakika öncesine kıyasla daha az. Bunun sebebi kuzey yönünde yaptığım hareketin bir kısmının batıya doğru kaymış olması veya hareketi batıyla paylaşmış olması. Einstein zamanla uzayın da birbirlerine kuzey ile batınınkine benzer bir ilişkiyle bağlı olduğunu keşfetti. Einstein bu şaşırtıcı buluşla zamanın hızının herkes için aynı olduğu ortak akıl fikrini bir kenara attı. Şunu kastediyorum. Şuradaki adam benim hiç hareket etmediğimi söyleyebilir. Ama hareket ediyorum. Uzayda hareket etmiyorum belki ama zamanda hareket ediyorum. Ne de olsa saatim ilerlemeye devam ediyor. Einstein, hareketsiz kaldığım, yani uzayda hareket etmediğim sürece tüm hareketimin zamanda olduğunu söylüyor. Şimdi adama doğru yürüdüğüm zaman neler olduğuna bakalım. Biraz abarttık tabii ama hareket halinde olduğum için adam saatimin daha yavaş ilerlediğini görecek. Bunun sebebi, onun perspektifinden bakıldığında zaman içinde yaptığım bir hareketin uzaya doğru yönelmiş olması. Sadece saatim de değil. Etkiyi biraz daha abartırsak, hareketlerimin, sesimin, her şeyimin yavaşladığını görecektir. Artık hareket etmediğime göre, saatlerimizin zaman ölçüsü yine birbiriyle uyumlu hale geldi. Einstein'ın temel fikri işte buydu. Uzayda yapılan hareket, zamanın geçişini etkiler.
Sizinle benim zamanın geçişi konusunda farklı düşünüyor olabileceğimiz fikri akıllara durgunluk veriyor. Zaman bizden ayrı bir şey değil, değil mi? Peki benim zaman ölçüm neden hareketime veya sizin hareketinize bağlı olsun? Çok mantıksız. Zaman hareket eden insan için daha yavaş akıyor. Bu muhteşem bir şey. Einstein'dan önce kimse böyle bir şeyin olacağını düşünmemişti. Tam Einstein'a göre bir fikir. Peki bunu neden günlük hayatımızda görmüyoruz? Çünkü dünyadaki yavaş hızlarda hareketin zaman üzerindeki etkisi algılayamayacağımız kadar ufak. Ama bu etki gerçek ve ölçülebilir. Bunu yapabilmek için ihtiyacınız olan tek şey bir çift atom saati ve bir jet uçağı. Bu deney 1971 yılında bilim insanları bir atom saatini dünyanın çevresinde uçururken yapılmıştı. Daha sonra uçaktaki saat yerdekiyle karşılaştırıldı. Einstein'ın da tahmin ettiği gibi iki saat farklıydı. Aradaki fark sadece saniyenin birkaç milyarda biriydi. Ama Einstein'ın hareketin zaman üzerindeki etkisi fikrinin gerçek bir kanıtıydı. Einstein teorisi bir daha denendi. Sonra bir daha ve bir defa daha denendi. Hala da geçerli. Doğanın mekaniğine dair anlayışımızın temelini oluşturuyor. Eskiden anlaşılmaz ve çok küçük olduğu düşünülen bu etkiler, günümüzün teknolojisi sayesinde açıkça görülebiliyor. Zamanla uzay arasındaki bu beklenmedik bağlantının keşfi, Einstein'ın bu ikisinin birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini fark etmesini sağladı. Uzayla zaman bir araya gelerek uzay zamanı dediğimiz şeyi meydana getirdi. Einstein, uzay fikriyle zaman fikrini uzay zamanı adı verilen dört boyutlu bir yapıda birleştirdi. Ve uzayla zamanı birleştirmesi, Einstein'ın aklın alması güç bir şeyi fark etmesini sağlayacaktı. Geçmiş, şu an ve gelecek arasındaki keskin ayrımlarımız bir illüzyondan ibaret olabilir. Günlük hayatımızda zamanı sürekli akan bir şeymiş gibi algılarız. Fakat zamanın enstantanelerden veya anlardan meydana geldiğini düşünmek faydalı olabilir ve her olay anların birbiri ardına geçmesi olarak düşünülebilir. Dünyada, dünyanın güneşin etrafında dönmesi esnasında veya tüm evrendeki bu anların hepsinin fotoğrafını çekip sıraya dizersek, bugüne dek olan veya olacak olan her olayı görebiliriz. Bu, teorik olarak gerçekten mümkündür. Uzaydaki tüm mekanları, zamandaki tüm anları. 14 milyar küsur yıl önce evrenimizin büyük patlama sonucu oluşmasından Samanyolu galaksisindeki yıldızların oluşmasına, dünyanın 4,5 milyar yıl önce yaratılmasına, dinozorların zamanına ve bugün dünyada meydana gelen olaylara kadar. Büronda çalışmam gibi mesela. Uzay zamanını bu şekilde düşünmek, Einstein'ın geçmişe, bugüne ve geleceğe ait resimlerin sırasını karıştırmasını sağlamış. Bunu daha iyi anlayabilmek için şimdi adını verdiğimiz çok basit bir kavram üzerinde düşünmemiz gerekir. Benim için şimdi meydana gelmek olan olaylar listesinin içerisinde şunlar olabilir. Büromdaki saat öğlen saatini vuruyor. Kedim şimdi pencere eşiğinden atlıyor. Uzaklarda da bir şeyler oluyor. Örneğin Venedik'te bir kuş şu anda havalanıyor. Bir göktaşı aya çarpıyor. Ve evrenin uzak köşelerinden birinde bir yıldız patlıyor. Bunlar ve evrenin herhangi bir yerinde zamanın aynı anında meydana gelen tüm olaylar
sezgisel olarak şimdi diye düşündüğüm şeyi meydana getirir. Bu olayların uzay zamanının tek bir diliminin üzerinde olduğunu düşünebiliriz. Buna şimdi dilimi adını verelim. Ortak akıl sizin, benim ve geri kalan herkesin meydana gelmekte olan, yani her an var olan her şeyin şimdi dilimi üzerinde durduğu konusunda hemfikir olması gerektiğini söylüyor. Ama Einstein hareketi de hesaba kattığınız zaman bu ortak akıl meselesinin ilginç bir şekilde ortadan kalktığını gösterdi bize. Neyi kastettiğimi anlatmak için uzay zamanını bir ekmek somunu olarak düşünelim. Einstein tıpkı bir ekmek somununu kesmenin farklı yollarının olması gibi, uzay zamanını farklı şimdi dilimlerine ayırmanın da farklı yöntemleri olduğunu fark etti. Hareket zamanın geçişini etkilediğine göre, hareket halinde olan biri şu anda olanları farklı bir şekilde algılayacaktır. Ve somunu iki farklı şimdi dilimine ayıracaklardır. Kestikleri dilimlerin açısı da farklı olacaktır. Hareket halinde olan kişi bıçağı eğriltecektir. Böylece farklı açıda olan şimdi dilimlerinin kesilmesine sebep olacaktır. Bunlar benim zaman dilimlerime paralel olmayacaktır. Bunun ortaya çıkaracağı ilginç etkileri biraz olsun anlayabilmek için, dünyadan 10 milyar ışık yılı uzaktaki bir galakside bir uzaylı olduğunu düşünelim. Dünyada da benzin istasyonunda oturan o adamı ele alalım. Bu ikisi sabit durdukları, yani birbirlerine göre hareket etmedikleri sürece, saatlerinin tiktaklarının hızı da aynı olacak, yani somunu bir ucundan diğerine kadar kesen aynı zaman dilimini paylaşacaklardır. Peki, uzaylı bir bisiklete atlayıp dünyadan uzaklaşmaya başlarsa ne olur? Hareket zamanın geçişini azalttığına göre, saatleri aynı hızda tiktak yapmaya devam etmeyecek demektir. Tıpkı saatlerinin hızı gibi, şimdi dilimleri de değişir. Uzaylının şimdi dilimi, somunu farklı bir şekilde, geçmişe doğru bir açıyla keser. Uzaylı, pedalları rahat bir ritimle çevirdiği için, diliminin meydana getirdiği açı çok küçüktür. Fakat o küçük açı, bu kadar uzak bir mesafede büyük bir zaman farkı anlamına gelebilir. Bu uzaylı, açılı şimdi diliminde gördüklerini, dünyada şu anda gerçekleşmekte olan olaylar olarak algılar. Bu olayların içinde benzincide oturan arkadaşımız yoktur. Hatta 40 yıl önce arkadaşımızın bebek olduğu zamanlar bile yoktur. İnanılmaz ama uzaylının şimdi dilimi, dünyanın 200 yıl önceki haliyle kesişmiş, bizim uzak geçmiş olarak nitelediğimiz olayları içine almıştır. Mesela, Beethoven 5. senfonisini bitirmektedir. Hareketin etkisini uzayın uzak noktalarına kadar uzatabilirsek, nispeten düşük hızlarda bile şimdi tanımında büyük farklılıklar meydana gelebilir. Sanki bu kadarı yeterli değilmiş gibi, hareket yönünüzün de önemli olduğunu söyleyelim. Uzaylı bisikletini çevirip dünyaya doğru gitmeye başlarsa neler olduğuna bir bakalım. Uzaylının yeni şimdi diliminin açısı geleceğe doğru. Yani dünyada 200 yıl sonra meydana gelecek olan olayları kapsıyor. Belki de arkadaşımızın torununun torununun torunu Paris'ten New York'a ışınlanıyordur. Sizin şimdi olarak düşündüğünüz şeyi benim geçmiş olarak algıladığımı veya benim şimdi olarak düşündüğüm bir şeyi sizin gelecek olarak algıladığınızı ve sizin şimdinizin de en az benim şimdim kadar geçerli olduğunu bilmemiz geçmişin gerçek olduğu anlamına gelir. Geleceğin de gerçek olduğu anlamına gelir. Yani geçmiş, şu an ve gelecek aynı derecede gerçektir. Hepsi var demektir. Eğer fizik yasalarına göre ifade edersek, geçmiş ve gelecek de en az şu an kadar gerçektir. Geçmiş geride kalmamıştır. Gelecekse meydana gelmiştir bile. Geçmiş, gelecek ve şu an hep aynı şekilde vardır. Tıpkı uzayı orada olmak diye düşündüğümüz gibi, zamanı da orada olmak şeklinde düşünmemiz gerekir. Meydana gelmiş ve gelecek olan her şey aslında var demektir.
Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa'ya son fırça darbelerini atmasından, bağımsızlık bildirgesinin imzalanışına, okuldaki ilk gününüze, Mars'a ilk insanlı iniş gibi bizim açımızdan henüz gerçekleşmemiş olaylara kadar. Einstein bu cesur fikirle zamanı algılayışımız konusundaki en temel kavramlardan birini yıktı. Geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek arasındaki fark sadece bir illüzyondan ibarettir. Ama bu illüzyon çok güçlüdür demiştir. Peki zaman içerisindeki her an şimdiden varsa, zamanın tıpkı bir nehir gibi sonsuza dek ilerliyormuş gibi görünmesini nasıl açıklıyoruz? Belki de kandırılıyoruzdur. Zaman akmıyordu. Belki de zaman nehri aslında donmuş bir nehirdir. Her an bulunduğu yerde dona kalmıştır. Dünyanın şu anki durumuyla ilgili en canlı örnekler zamanın akışıyla ilgilidir. Fizik, zamanı günlük kavrayışımız üzerinde radikal bir etkiye sahiptir. Bizim zaman algımız sürekli olarak şu an üzerine odaklanmıştır. Sadece şu anda olmakta olan şeyleri algılarız. Fizik kuralları şu anda meydana gelmekte olan hiçbir şeyi bir başka anda meydana gelmekte olan şeyden üstün tutmaz. Olayların değişmekte olduğunu kendi öznel bakış açımıza göre hissederiz. Tıpkı bütün filmin selüloid üzerinde kayıtlı olması gibi tüm anların da şimdiden var olduğunu düşünebilirsiniz. Aradaki fark bir projektörün ışığının kareleri aydınlatması veya akıp giden kareleri seçmesindedir. Fakat fizik kurallarına göre projektör ışığı gibi bir şeyin bir anı diğerine tercih ettiğine dair kanıtı yoktur. Bu algıyı beyinlerimiz yaratıyor olabilir. Belki de zamanın akışı olarak algıladığımız şey aslında bir illüzyondan başka bir şey değildir. Zaman tıpkı bu donmuş nehir gibi akmıyorsa ve bütün anlar oralarda bir yerlerdeyse, geçmişe veya geleceğe gitmek mümkün olabilir mi? 24 sefer sayılı uçak 50 yıl geleceğe doğru hareket etmek üzeredir. İlginç bir şekilde zamanda yolculuk mümkün olabilir. Cygnus X-1 kara deliğine doğru hareket edecek olan 24 sefer sayılı uçağımız yolcu alımına başlamıştır. Zamanda yolculuk yapmanın yöntemlerinden biri, yer çekiminin garip bir özelliğini kullanmaktır. Ayaklarımızın yere basmasını sağlayan bu kuvvetin zaman üzerinde çok büyük bir etkisi olabilir. Merhaba. Hoş geldiniz. Gelecekte görüşmek üzere efendim. Uzak gelecekte. Olurum. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Görüşmeyeli uzun zaman oldu. Zaman yolculuğu size çok cömert davrandı. Teşekkür ederim. Gençlik pınarını bulmuş gibiyim. Geri döndüğümde kendimi gelecekte bulacağım. Herkes 50 yıl yaşlanmış olacak ama ben sadece 2 saat geçirmiş olacağım. Geleceğe doğru zamanda yolculuk yapmak bir şey. Peki ya geçmişe doğru zaman yolculuğu? Bu da Einstein'ın depremlerinde tahmin edilen ve solucan deliği adı verilen şeyler sayesinde mümkün olabilir. Solucan delikleri gerçekten varsa, bunlar uzay zamanının içinden geçen kestirme yollara benziyor demektir. Sadece iki mekanı değil, iki zamanı da bağlarlar. Bir solucan deliği, uzay zamanının bir parçasıyla daha önceki bir zamana ait bir başka parçasını birbirine bağlayabilir. Zamanın içinden geçen bir metro sistemi gibi çalışabilir. Şimdi zamanda geriye gidip programın başındaki halimle tanışmak istediğimi düşünelim. Burasıyla orasını birbirine bağlayan bir solucan deliği varsa, yapmam gereken tek şey içinden geçmek. Merhaba. Seni yeniden görmek güzel.
Teşekkür ederim. Geri dönmek de çok güzel. Bu biraz garip olurdu. Fakat geçmişe yapılan zaman yolculuğuyla ilgili sorun, her şeyin kısa bir süre içerisinde kafa karıştırıcı bir hal alması. Geçmişimle ilgili önemli bir şeyi değiştirdiğimi, mesela annemle babamın tanışmasını önlediğimi düşünün. Bu hiç doğmayacağım anlamına mı gelir? Geçmişe yolculuk etseniz bile geçmişte meydana gelmiş olduğunu bildiğiniz şeyleri değiştiremezsiniz. Bunlar zaten olmuştur. Geçmişe gidip dedeniz olduğunu düşündüğünüz birini öldürürseniz dedeniz bir başkası olacak demektir. Yani her şey tutarlı ama biraz çarpık bir şekilde yeniden bir araya gelecektir. Madem geçmişe gitmek mümkün, neden gelecekten gelen turistlerle karşılaşmıyoruz? Düşünsenize. Dünyamıza davetsiz gelen zaman yolcuları yok. En azından çoğumuz olmadığını düşünüyorum. Yani geçmişe doğru zaman yolculuğunun mümkün olmadığını gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. En azından şimdilik. Zamanda geçmişe doğru gitmek mümkün değilmiş gibi görünüyor. Peki ya zamanın tek bir yönde sadece geleceğe doğru akıyormuş gibi görünmesi? Buna zamanın oku adını veriyoruz. Zamanın oku büyük ihtimalle içinde yaşadığımız evreni tamamıyla anlamadığımızı gösteren en açık delildir. Neden zamanın tek yönlü olduğu bir evrende yaşadığımız gizemini hala korumaya devam etmektedir. Uzay konusunda aynı şey geçerli değildir. Uzayda New York'tan Chicago'ya gidebilir, sonra fikrimi değiştirip Chicago'dan New York'a geri dönebilirim. Zamanın tek yönlülük özelliğiyle ilgili olarak anlamadığımız çok temel bir özellik var. Neden geriye doğru gitmiyor? Zamanın gelecekten geçmişe doğru gitmesi ne anlama geliyor? Peki zaman okunun geldiği yer konusunda ne söyleyebiliriz? Neden olayların meydana gelişini tek yönlü olarak izleyebiliyoruz? Neden tersten izleyemiyoruz mesela? Bunun fizik kurallarıyla bir ilgisi olmak zorunda. Yani böyle bir şeyin meydana gelmesine kesinlikle izin vermiyor olmaları gerek. Aslına bakarsanız veriyorlar. Fizik kuralları atomların davranışından galaksilerin dönüşüne kadar her şeyi açıklamak için kullandığımız matematiksel denklemlerdir. Yüzlerce yıl boyunca yapılmış gözlemler ve deneyler sonucunda oluşturulmuş ve teyit edilmişlerdir. Fakat ilginç bir şekilde olayların bize tanıdık gelen, zamanda ileri doğru hareket eden bir sırayla meydana gelmek zorunda olduğunu söyleyen herhangi bir fizik yasası yok. Çevremizdeki evrende olanları açıklamak için kullandığımız denklemlerin çoğunun zamanın okuyla bir ilgisi yoktur. Bu denklemler zaman ileri doğru akıyorken de geri doğru akıyorken de geçerlidir. Fizik konusunda önemli bir çelişki var. Zaman geriye çevrilebilirmiş gibi görünüyor. Oysa hayatımızın büyük bir bölümü geri çevrilemezmiş gibi görünüyor. Günlük hayatımızda zamanı uçup gidiyormuş gibi algılasak bile fizik kuralları böyle garip şeylerin mümkün olduğunu söylüyor. Peki nasıl mümkün olabilir? Bu sorunun düşündüğünüz kadar sıra dışı bir cevabı yok. İşte sebebi. Bu şarap bardağını düşürürsem neler olacağını hepimiz biliyoruz. Bu pisliğin zamanda geriye doğru gidip yeniden içi şarap dolu bir bardağa dönüşebileceği fikri absürtmüş gibi geliyor. Ama fizik kurallarına göre böyle bir şey mümkün. Yapmam gereken tek şey her şeyin hızını geri çevirmek. Her cam parçasının, her şarap damlasının sıvıya, cama, masaya ve havaya ait tüm molekül ve atomların hızını geri çevirmek. Ve voilà. Peki madem camın kırılması veya tekrar birleşmesi fizik kurallarının pek umurunda değil, neden camın yeniden bir araya geldiğini hiç görmüyoruz? Fizik kurallarını günlük hayatımıza nasıl bağdaştırabiliriz? Bir şey dikkatimizden kaçıyor olmalı ama ne? Zamanın okunun sorumlusu ne olabilir?
Pek çok iyi gizem gibi bunun da cevabıyla ilgili ipuçlarını bir mezarlıkta arıyoruz. 19. yüzyılda Avusturya'da yaşamış olan fizikçi Ludwig Boltzmann'ın mezar taşı, Beethoven, Brahms, Schubert ve Strauss'un nihai dinlenme mekanlarının hemen yanında. Mezar taşının tepesinde ise çok güzel bir denklem yer alıyor. S eşittir K log W. Bu entropi adıyla bilinen güçlü bir kavramın matematiksel formülü. Entropi gayet yakından tanıdığımız bir şeyin ölçüsü. Kaos ve rastlantısallık. Bu önemli bir fikir çünkü evrende gördüğümüz her şey düzenden düzensizliğe doğru geçmeye eğilimlidir. Bu fikri şu şekilde anlayabiliriz. Kitabımı ele alalım. 569 sayfa. Son derece düzenli. Birinci sayfadan sonra ikinci, sonra üçüncü geliyor ve bu şekilde devam ediyor. Şimdi sayfaları yırtalım ve entropinin işe koyulmasını seyredelim. Gördüğünüz gibi sayfaların sayısı karışıyor. Bunun da sebebi çok basit. Sayfaların sırayla düşmesinin tek yolu, sırasız düşmesinin bir sürü yolu var. Yani sayfaların karman çorman yere düşme ihtimali çok daha fazla. Günlük hayatımızda yaşadığımız şeylerden biri de bu. Her şey düzenden düzensizliğe doğru geçiyor. Yani örnekte olduğu gibi sıralı bir kitaptan rastgele dağılmış sayfalara dönüşüyor. Baktığımız her yerde entropinin yani düzensizliğin örneklerini görüyoruz. Bu dağınıklık zamanın geçişiyle artıyor. Bir yumurta kırılıyor ve etrafa saçılıyor. Buz küpleri düzenli şekillerini kaybedip eriyerek suya dönüşüyor. Yükselen duman giderek dağılıyor. Düzenli durumlar düzensiz durumlara dönüşebilir. Zaman oku da bu yönde ilerliyormuş gibi görünüyor. Bir anlamda dağınıklığın evrelerini görüyoruz. Düzensizlik ölçüsü zamanın tek yönüne doğru artıyormuş gibi görünüyor. Boltzmann'a göre bu bir zaman oku yaratmaya başlıyor. Belki de cevap budur. Belki de zamanın okunun kaynağı doğanın daha büyük bir düzensizliğe doğru evrilme eğilimidir. Biraz ilerleme kaydediyormuşuz gibi geliyor ama bu mantıkta hala küçük bir sorun var. Fizik kuralları geçmişle gelecek arasında bir ayrım yapmadığına göre entropi sadece geleceğe doğru değil geçmişe doğru da artmalı. Ve bu düşünce son derece anlamsız. Bu düzensizliğin nereye bakarsak bakalım artacağı anlamına geliyor. Zamanda geriye doğru baktığımızda artıyor. Zamanda ileri doğru baktığımızda da artıyor. Bu kitabımın sayfa sırasının geçmişte de karışık olduğu, sonra benim ellerimde sayfa sırası doğru bir kitap oluşacak şekilde bir araya geldiği anlamına geliyor. Böyle bir şeyin olduğunu en son ne zaman gördünüz? Günlük hayatımız fizik kurallarıyla nasıl bu kadar çelişebilir? Bulmacanın eksik bir parçası olmalı. Geçmişin daha düzenli ve entropi denkleminin söylediği gibi her şeyin düzensizliğe doğru gitmeye eğilimli olması gerektiğinden eminsek, bu durumun fizik kuralları haricinde bir açıklaması mı var acaba? Bir beyzbol topuna vurduğunuzu düşünün. Fizik kuralları topun nereye düştüğünü tahmin etmenize yardımcı olabilir. Ama bu fizik kuralları ihtiyacınız olan tek şey değildir. Filmi geriye doğru sardığınız zaman ilk şartlara da ihtiyacınız olduğunu görürsünüz. Topa vurmanın zorluğu gibi mesela. Fizik kuralları da benzer bir şekilde zamanın oku hakkında bir açıklama getiremiyor. Belki de evrenin ilk halindeki koşullara daha yakından bakmamız gerek. Dikkatimizi Big Bang'e çevirmemiz gerekiyor. Evrenin tarihi bir filme benzeseydi ve filmi geriye doğru oynatsaydık, zamanda geriye doğru gidildikçe düzenin arttığını görürdük. Oraya buraya saçılmış milyarlarca galaksinin olduğu günümüz evreni, filmi geriye sardıkça kademeli olarak gaz ve toz bulutlarına geri dönecektir. Ve bu gaz ve toz bulutları birbirlerine giderek yaklaşacaktır. Ne kadar geçmişe giderseniz o kadar küçük bir hacmin içine sıkıştıklarını görmeniz mümkündür. Artık bu küçülmenin durduğu noktadayız.
Bu her anın içindeki uzayı temsil ediyorsa, bu andan önce uzay ve zaman diye bir şeyin olmadığını görebiliriz. En düşük entropiye sahip anın, düzenin nihai kaynağının, evrenin başlangıcı Big Bang olduğunu söyleyebiliriz. Big Bang son derece düzenli olan bir durumdur. Büyük ihtimalle fizik kuralları dahilindeki en düzenli olaydır. Ondan sonra gelen her şey düzensizliği artırmıştır. Big Bang, evrenin geçmişiyle geleceğine baktığımızda gördüğümüz şeylerin neden farklı olduğuna dair bir sebep sunuyor. Evrenin ilk zamanlarına doğru gittiğimizde şimdikinden sadece daha farklı değil, aynı zamanda daha düzenli görünmek zorunda. Entropi neden azdı? Bilmiyoruz. Ama en azından evrenin başladığı ve entropinin düşük olduğu bir noktanın varlığını biliyoruz. Yani en iyi anladığımız fikre göre zamanın okunun bu yönde ilerlemesine sebep olan şey Big Bang. Bunu kurulmuş bir saat olarak da düşünebilirsiniz. Sıkıca kurulmuş bir saatin enerjisi nasıl zaman ilerledikçe boşalıyorsa, evren de Big Bang'den beri enerjisini boşaltıyor ve giderek düzensizleşiyor. Evrenimizin neden bu kadar düzenli bir durumda başladığını henüz bilmiyoruz. Ama başladığı gerçeği her kırılan bardağın milyarlarca yıl önce başlamış olan bir şeyi daha ileri taşıdığını gösteriyor. Cam kırılıyor ama kırılmıyor. Çünkü Big Bang ile başlayan düzenden düzensizliğe doğru geçiş eğilimine uygun davranıyor. Sadece geçmişten geleceğe doğru hareket edebiliyoruz. Çevremizde gördüğümüz her şey, tüm değişiklikler, yıldızların oluşumu, hayatlarımız, hepsi küçük epifenomenlerdir. Hepimiz evrende giderek büyüyen bir düzensizlik dalgasının üzerindeki sörfçüler gibiyiz. Geçmişle gelecek arasındaki farkı yaratan da bu işte. Yani zamanın okunu evrenimize kazandıran şey Big Bang. O günden beri meydana gelen her şey 13.7 milyar yıl önceki bir olayla başlayan düzensizliği daha ileri taşıyor. Peki zamanın bir başlangıcı varsa ve düzensizlik sürekli artıyorsa bu bir sonun da olacağı anlamına gelmiyor mu? Çok uzak gelecekte evren nasıl bir yer olacak? Çok çok uzakta. Yakın zamanda yapılan keşifler bu sorunun cevabına ışık tutuyor. Big Bang patlamanın etkisini uzayın dışına doğru gönderdi. Evren bunun bir sonucu olarak hala genişlemektedir. Pek çok kişi yakın zamana kadar bu genişlemenin yavaşladığını düşünüyordu. Yani galaksilerle dolu olan uzayı bir otoyolda ilerleyen araba gibi düşünüyorduk. Şu anda WUNI radyosunda yıldızların sesini dinliyorsunuz. Sürücü ayağını gazdan çekerse araba yavaşlamaya başlar. Biz de evrenin genişlemesinin buna benzer bir şekilde giderek yavaşladığını düşünüyorduk. Şaşırtıcı da olsa astronomlar evrenin genişlemesinin yavaşlamadığını, aksine hızlandığını keşfetti. Sanki sürücü ayağını gazdan çekmiyormuş, tam tersine daha da gaz vererek turbonun devreye girmesine sebep oluyormuş gibi. Bu yüzden de evrenin genişlemesi giderek hızlanıyor. Genişleme gelecekte de devam edecek. Yavaşlamayacak. Bugüne dek düşünmeye alıştığımız şeylerin neredeyse tam tersi. Bunun gelecek üzerinde çok ilginç etkileri var. Evrenimizin genişlemesi giderek hızlandığı için 100 milyar yıl gibi uzak bir gelecekte bizden uzaktaki galaksilerin hepsi görüş alanımızdan çıkmış olacak. Galaksimiz bir boşluğun ortasındaymış gibi hissedeceğiz. Bunun en ilginç sonucu torunlarımızın büyük bir kayıp yaşayacak olması. Uzak galaksilerden gelen ışık o kadar uzun bir mesafe kat ediyor ki onlara baktığımızda aslında zamanda geriye doğru gidiyoruz. Yani uzak gelecekte bu galaksilerden gelen ışık artık görünmez hale geldiğinde astronomlar geçmişin kozmik terimlerle konuşmak gerekirse
erişemeyecekleri bir yere gittiğini görecek. Zamanın sonuna gelince, teorilerden birine göre kozmosa eninde sonunda kara delikler hakim olacak. Sonra onlar da buharlaşacak. Geriye uzayda dönüp dolaşan parçacıklardan başka bir şey kalmayacak. Her şeyin çürüdüğü ve düzleştiği uzak gelecekte hiçbir değişiklik yaşanmayacak. Değişim olmadan da zamanın geçişi konusunda net bir fikir edinemeyeceğiz. Hiçbir şeyin olmadığı bir evrende zamanın varlığı gibi bir şeyi hayal etmek bile güç olacaktır. Zamanın hangi yönde ilerlediğini, geriye mi yoksa ileriye mi gittiğini bile söyleyemeyeceksiniz. Zaman günün birinde kelimenin tam anlamıyla manasını yitirecek. Zamanla ilgili günlük tecrübelerimiz bizim üzerimizde çok etkilidir. Zamanın evrensel olduğunu, geçmişin arkamızda, geleceğin de önümüzde uzandığını hayal etmeye devam edeceğiz. Ama bilimsel keşifler sayesinde bu etkinin ötesine bakabilir ve çok daha zengin, çok daha garip bir gerçekliğin parçası olduğunu kavrayabiliriz.